Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevaplarına hoş geldiniz arkadaşlar. Sayfa 149'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öneri ve tavsiyelerinizi yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Arkadaşlar ünite 5 test çözelim. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin sonundaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Yazının tarihteki mevki'i yani yeri arkadaşlar pek mühimdir. Evvelce terbiye almış, tahsil etmiş olmak için kitabet ve hüsnü hatta muktedir olmak lazım idi. Eski devirlerde mektepte medresede tahsil edenler için sülüs, nesih, talik. Arkadaşlar bunlar yazı çeşitleri sülüs, nesih, talik. Öğrenmek bir zinet değil, belki lazım idi. Maziyede yani mazide yazı daima bedi'i bir sanattı. Bilhassa yani özellikle dini mimariyenin bir sureti idi. Camiler, tekkeler, türbeler, sebiller hep yazılarla süslenirdi. Garp yani batı mabetlerindeki resim ve heykel yerine İslam mabetlerinde hep yazı vardı. Yazı yalnız umumi binaları süslemekle kalmıyor, hususi binaların dahilinde yani özel binaların dahilinde dahilinde de kullanılıyordu. Fakat yazının bu istimali yani kullanılışı en ziyade levhalardan ibaretti. Halbuki umumi binalarda yazı daha ziyade mahkûkât şeklinde idi. Bundan başka yazı Kur'an-ı Kerimlerde, yazma kitaplarda, silahlarda, aletlerde de hep güzellik unsuru olarak kullanılmıştır. Umumi ve hususi hayatın tecelliyelerinde bu kadar mühim bir mevkii olan yani yeri olan Hares'le bu derece samimi alakası bulunan yazının yeni nesillere talimi tabii idi. Yani doğaldı. Eski zamanda yazı hattatlar olmuş arkadaşlar. Bakın yapım eki. Hattatlar tarafından ve hattatların hücrelerinde talim edilirdi. Aynı hattattan dersini alan müteaddit talebeler vardı. Sonra bunlara merasimi mahsuse ile icazetname yani belge arkadaşlar verilirdi. Meşrutiyetten evvelki mülkiye mekteplerinde de yazı mühim bir ders mevkiinde idi. Rüştiyelerin programında sülüs ile rika, edadiyelerde ise yalnız rika vardı. Meşrutiyetten sonra yazının talimine bir atalet yani durgunluk geldi. Rika derslerinin saatleri azaltıldığı gibi sülüs de
Git gide talim edilmez oldu. İsmail Hakkı Yazı'nın usulü terbiyesi. Arkadaşlar buradaki soruları metni yavaş okudum. Buradaki soruları cevaplayabilmek için bir kez de hızlı okuyacağım. Hem de sizi tekrar etmiş olursunuz. Alt bölümdeki soruları cevaplayacağız. Çoktan seçmeli soruları cevaplamak için biraz daha hızlı. Yazının tarihteki mevkii pek mühimdir. Evvelce terbiye almış, tahsil etmiş olmak için kitabet ve hüsn-ü hattır, hatta muktedir olmak lazım idi. Eski devirlerde mektepte, medresede tahsil edilmez edenler için sülüs, nesih, talik öğrenmek bir ziynet değil belki lazım idi. Mazide yazı daima bedi'i bir sanattı. Bilhassa dini mimariyenin bir suretiydi. Camiler, tekkeler, türbeler, sebiller hep yazılarla süslenirdi. Garp mabetlerinde, Batı mabetlerindeki resim ve heykel yerine İslam mabetlerinde hep yazı vardı. Yazı yalnız umumi binaları süslemekle kalmıyor, hususi binaların dahilinde de kullanılıyordu. Fakat yazının bu istimali en ziyade levhalardan ibaretti. Halbuki umumi binalarda yazı daha ziyade mahkû kağıt şeklinde idi. Bundan başka yazı Kur'an-ı Kerimlerde, yazma kitaplarda, silahlarda, aletlerde hep güzellik unsuru olarak kullanılmıştır. Umumi ve hususi hayatın tecellilerinde bu kadar mühim bir mevkii olan Hares'le bu derece samimi alakası bulunan yazının yeni nesillerde talimi tabii idi. Eski zamanda yazı hattatlar tarafından ve hattatların hücrelerinde talim edilirdi. Aynı hattattan dersini alan müteaddit talebeler vardı. Sonra bunlar merasimi mahsusa ile icazetname verilirdi. Meşrutiyetten evvelki mülkiye mekteplerinde de yazı mühim bir ders mevkiinde idi. Rüştiyelerin programında sülüs ile rika edadilerde ise yalnız rika vardı. Meşrutiyetten sonra yazının talimine bir atalet geldi. Rika derslerinin saatleri azaltıldığı gibi sülüs de gitgide talim edilmez oldu. İsmail Hakkı Yazı'nın usulü tedrisi. Arkadaşlar şimdi sorularımıza geçelim. Kitabet, tahsil, hares, atalet. Parantez içinde kitabet, tahsil, hares, atalet. Parantez içinde verilen kelimelerin manaları bu parçadaki bağlamlarına göre seçeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Bir daha okuyorum. Parantez içindeki verilen kelimelerin manaları bu parçadaki bağlamlarına göre seçeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Kalemimizi alalım ve sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz böyle yavaş okuyunca kendimi Saadettin Teksoy gibi okuyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim burada kitabet dediği yazı, tahsil dediği arkadaşlar öğrenim, atalet dediği durgunluk. Bildiğimiz kelimelerden yola çıkarak bakacağız. Kitaplar demek değil arkadaşlar. Yazı yazmaydı kitaplar. Güzel konuşmayla alakalı bir şey değil. Bakıyoruz kitabet kelimesine. Edebiyat değil arkadaşlar. Yazı yazma. Kitaplık da değil, yazı yazma şık arkadaşlar sadece burada geçiyor. Tahsil, öğrenim. Bakın, kitabet, yazı yazma, tahsil, öğrenim, atalet, durgunluk. Hares kelimesini ise mesela diyelim ki bilmiyorduk. Hares de arkadaşlar kültür. Kültür, durgunluk. Yani kitabet, yazı yazma, tahsil, öğrenim, hares, kültür, durgunluk ise atalet de arkadaşlar. Bakarsak bu şıkları da okuyalım. Yani en azından kelime okumuş olalım arkadaşlar. Kitaplar, borç alma,
tutku, tembellik, kitaplık, kültür, işlerlik, borç ödeme, edebiyat, güzellik, kültür, işsizlik, yazı yazma, öğrenim, kültür, durgunluk, güzel konuşma, öğrenim, öfke, çalışma. Arkadaşlar, hares kelimesi nerede geçmiş ona da bakalım. Cümle içerisinde yerini bir bulmaya çalışayım. Şöyle hares. Hemen metnimizi bir tararsak arkadaşlar. Şunu sanırım ortalarda bir yerde geçmişti ama. Hares. Hares. Evet. Haresle arkadaşlar, bak, mevki olan haresle bu derece, yani olan kültürle arkadaşlar, burada da geçmiş bakın. Yani şöyle cümlemize bakarsak, bu kadar mühim bir mevkii olan, yeri olan haresle, kültürle bu derece samimi alakası bulunan yazının yeni nesillere talimi tabiiydi. Yani doğaldı. Tabiat kelimesinden aklımızda kalsın. Bu şekilde bunu cevapladık. Bu metinde aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu metinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yazının tarihte çok önemli bir yeri olduğu. Çıkarılabilir mi arkadaşlar? Elbette, yani birçok alanda kullanılmış. Bu dursun bakalım. Yazının geçmişte yalnızca güzellik unsuru olarak kullanıldığı. Yani arkadaşlar, yani bu çıkarılamaz yazı çeşitlerinin bulunduğu vardı arkadaşlar. Rika vardı, Sülüs vardı. Bu çıkarılır. Meşrutiyet sonrası yazı eğitiminin azaldığı. Bu da arkadaşlar meşrutiyetten sonra, hatta Sülüs kullanılma Rika'da gitgide azaltılmış. Yazı ve kültür arasında sıkı bir ilişkinin olduğu. Haresle dedi, biraz önce baktık arkadaşlar. Yani yazının geçmişte yalnızca güzellik unsuru olarak kullanıldığı çıkarılamaz arkadaşlar. Yani edebiyat sanat eserlerinde arkadaşlar kullanıldı. Cevabımız bu. Yazının tarihte çok önemli bir yeri olduğu. Yani şöyle metnimize bakarsak arkadaşlar, yazının tarihteki mevkii pek mühimdir. Zaten bak, tarihte çok önemli yeri olduğunu bize ilk cümlede zaten söylüyordu hatırlarsanız. Cevabımız arkadaşlar, sadece güzellik unsuru olarak kullanılmıyor. Birçok alanda kullanılıyor tabii ki yazı. Aşağıdaki seçeneklerde okuduğunuz aşağıdaki ki seçeneklerde okuduğunuz bakın okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Seçeneklerin hangisinde tümüyle Arapça asıllı Türkçeleşmiş kelimeler yer almaktadır. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerde okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Seçeneklerin hangisinde tümüyle Arapça asıllı Türkçeleşmiş kelimeler yer almaktadır? Arkadaşlar, bunda kolay bir yol. Hemen mesela şu şıkkı ne diyorum? Bir kere Arapçada P harfi yok, gitti. Bu şık geliyorum, Arapçada P harfi yok, gitti. Sonra bakıyorum başka arkadaşlar. Arapçada G harfi yok, gitti arkadaşlar. G harfi yok, gitti. Yani Arapçada Türkçeleşmiş kelimeleri soruyor. Bakın ne oldu arkadaşlar? Direkt cevaba ulaştım, hiç okumadım bile. Bak, Arapçada P harfi yok, gitti. G harfi yok, gitti. P harfi yok, gitti. G harfi yok, gitti. Cevabım A şıkkı. Ama size şimdi ben şıkları okuyacağım. Sürut, mazi, saat. Saat, Türkçe'de de saat arkadaşlar. Mazi, geçmiş demek. Sürut, suretin çoğulu olabilir arkadaşlar bu. Sürut, suretin çoğulu, yani resimler anlamında. Ama suret satla yazılıyordu sanırım. Kitabımızın sözlük bölümünden sürut. Yani sürut sera. Sözlük bölümüne arkadaşlar bir gidip sayfa kaçtayım?
151. Sözlük bölümünde surut kelimesi geçiyormuş mu arkadaşlar? Merak ettim. Anlamı neymiş? Şu an Osmanlı Türkçe sözlüğüm yok arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Sürut kelimemiz geçiyor mu? Evet. S harfi. Seda, Sıla, Taaccup. Surut kelimesi arkadaşlar burada kitabın sözlüğünde vermemiş. Seng, Sıla, Sofa. Şöyle yukarıya bir daha bakıyorum. Sukut var. Suret. Yani görünüş, biçim, sülüs. Surutu arkadaşlar daha sonra yani şayet bu kelimenin anlamını bilen arkadaşımız varsa yorumlarda söyleyebilir. Ya da yani bir ara bakacağım arkadaşlar. Anlamına bulursam yorumlarda size belirtirim. Yani biz cevabımızda zaten arkadaşlar bu kelimelerin anlamını bilmesek de şıkları eleyerek ulaştık. Saat kelimesi Türkçe'de de Arapça'da da saat. Mazi de arkadaşlar geçmiş demek. Hatta mazi fiil denilen bir kavram var. Sürut ibaresini şu an için bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlarda şöyle hariç tutmak veya serate. Buna arkadaşlar bakacağım. Bilgisi olan varsa yorumlarda belirsin. Diğer soruma geçiyorum. Metinde asıl anlatılmak istenenleri bakın metinde dördüncü soruya geçtik. Asıl anlatılmak istenenleri aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi özetler? Metinde asıl anlatılmak istenenleri aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi özetler? Batıdaki resim ve heykel sanatlarına karşılık İslam medeniyetinde hüsnü hat kullanılmıştır. Evet yani hani bu bakalım dursun arkadaşlar. Asıl anlatılmak istenenler bu mu? Yazı eğitimi geçmişte daha programlı bir şekilde yürütülmüştür. Evet bu da olabilir ama dursun. Yazı eğitimine önem verilmesi çeşitli alanlarda kültürel gelişmeler sağlamıştır. İslam yazısı kültür ve medeniyetimiz vazgeçilmez bir eğitim vasıtası olmuştur. Yani yazı eğitimi eski öğretim kurumlarında bir sanat dalı ve temel ders olarak yer almaktayken zamanla ihmal edilmiştir. Aslında metinde asıl anlatılmak istenen arkadaşlar yazının tarihteki süreci yani eski eğitim kurumlarında asıl ders unsuruyken zamanla bunun azaldığını belirtmişti. Cevabımız en temel anlatılmak istenen nokta bu arkadaşlar. Yazı eğitimi eski öğretim kurumlarında bir sanat dalı ve temel ders olarak yer almaktayken zamanla ihmal edilmiştir. Yani bu kullanılan sülüs, dika, bu tarz yazı çeşitleri varken bunların bazılarının zamanla ders olarak azaltıldığı, bazılarının da okutulmadığından bahsetmişti. Yani yazının tarihi sürecinden bahsetmişti. Yani şunlara diyemeyiz. Yazı eğitimi geçmişte daha programlı bir şekilde yürütülmüştür. Yazı eğitimine önem verilmesi çeşitli alanlarda kültürel gelişmeler sağlamıştır. Hayır, İslam yazısı kültür ve medeniyetimizin vazgeçilmez bir eğitim vasıtası olmuştur. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı. Yazı eğitimi eski öğretim kurumlarında bir sanat dalı ve temel ders olarak yer almaktayken zamanla ihmal edilmiştir.
dedik ve 5. soruya geçtik. Bu parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime yoktur? Yapım eki. Yani bu parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime yoktur? Yapım eki neydi arkadaşlar? Çekim eki neydi? Onu hatırlatalım. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Çekim eki dediğimiz arkadaşlar, yani ismin sonuna gelen çoğul ekleri çekim eki, ismin 5 hali, ondan sonra iyelik ekleri çekim eki. Yapım eki dediğimiz ise ismin sonuna gelip arkadaşlar isimden isim türeten ya da işte fiilin sonuna gelip işte bir ek geldiğinde fiilden fiil türeten ya da fiilden isim türeten eklere biz yapım eki diyoruz. Burada buna bakacağız. Yani yapım eki olmayacak. Yazının yazmaktan yazı. Yani burada bak arkadaşlar, yazmaktan yazı. Yani bu yapım eki. Yazının tarihteki mevkii pek mühimdir. Mevkii pek mühimdir. Mazide yazmaktan yine yazı. Burada da var arkadaşlar. Daima bedi'i bir sanattı. Bilhassa bakın özellikle dini mimariyenin, mimardan mimariye arkadaşlar, bakın mimari. Burada da bir yapım eki var. Suruti idi. Suruti, yani sureti arkadaşlar, biraz önce baktığımız suret kelimesinin sanırım bu çoğulu. Yani aynı hattattan şu bir dursun arkadaşlar. Burayı eledik yazıdan dolayı. Burayı da eledik. Aynı hattan arkadaşlar hattat olmuş. Yani bak hat kelimesinden ne türemiş? Hat artı hattat. Hattat. Hattat türemiş. Yani burada bir yapım eki var. Hattatı aynı hattattan dersini alan müteaddi talebeler talep etmekten talebe. Bakın burada da var talebe. Talep etmek istemekten talebeler vardı. Meşrutiyetten bu da gitti. Şu da gitti arkadaşlar. Meşrutiyetten sonra yazmaktan yazı arkadaşlar. Yine bakın burada da o zaman bunları elediysek buradan bunu da eliyoruz. Yazının talimine bir atalet durgunluk geldi. Meşrutiyetten sonra yazının talimine bir atalet geldi. Bu da gitti arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar bilhassa has özel demek dini. Bakın yani buradaki yapımı din ile ilgili mimariyenin mimardan arkadaşlar mimariyenin. Yani ben burada bir yapım eki göremedim. Burada yazı, yazmaktan yazı dedik. Yazmaktan yine yazının dedik. Burada arkadaşlar hattan hattat dedik. Burada yine taliminin. Burada yine yazı arkadaşlar. Bunu eledik hattattan. Yani burada mimar bu yapım eki sanırım değil arkadaşlar. Mimariyenin. Bu şekilde arkadaşlar cevap C şıkkı farklı olduğunu düşünen varsa yorumlarda belirtebilir arkadaşlar. Okuduğunuz yapım ekini tekrar ediyorum. İsimden veya fiilden isim türetme, fiilden fiil türetme. Arkadaşlar yapım eki dediğimiz fiilden sevmekten sevindirmek mesela fiilden fiil olacak. Ya da isimden fiilden isim de olabilir arkadaşlar. Fiilden isim olabilir. Fiilden isim. İsim türetebilirsin. Fiilden isim. Yapım eki dediğimiz bu. İsimden isim olabilir. İsimden isim. Veya isimden fiil olabilir arkadaşlar. İsimden fiil olabilir. Yapım eki dediğimiz bu. Çekim eki dediğimiz ise çoğul ekleri, iyelik ekleri. İsmin 5 hali ekleri arkadaşlar bunlar. Okuduğunuz metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okuduğunuz metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yazma usulü. Yazma usulü. Niçin yazarız? Niçin yazarız? Yazı
Nev'ileri yani yazı çeşitleri. Yazının dünü bugünü. Arkadaşlar en uygun ifade buydu. Yazının dünü bugünü. Yazı eskiden nasıl şekilde öğretildiği, nerelerde kullanıldığı ve bugün işte meşrutiyetten sonra azaldığından bahsetmişti arkadaşlar. Yazının dünü ve bugünü ifadesini kullanabiliriz. En uygun başlık bu olabilir. İyi yazının nitelikleri. İyi yazının nitelikleri. Bu da olmaz arkadaşlar. En uygun başlığımız bu. Evet, bu şekilde arkadaşlar 5. ünite ek etkinlikler bölümünü de bitirdik. Arkadaşlar sayfa 152'de bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şayet sürçülisan ettiysek affola. Vaktinizi aldık. Bir kelimeye takıldık. O dediğim kelimeyi de arkadaşlar şayet anlamını bilen varsa türüs, sürut de yanlış hatırlamıyorsam. Ben suret kelimesi dedim ama suret kelimesi arkadaşlar resim anlamındaki sat harfi ile yazılıyor. Şayet o kelime hakkında bilgisi olan varsa yorumlarda yazarsa tavsiye ve önerilerinizi de yine yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.